Motorspor Türkiye'den herkese merhaba. Günün önemli gelişmelerinden derlediğimiz haber turuyla karşınızdayız. Macaristan Grand Prix'sindeki mücadeleleri esnasında Lewis Hamilton'ın radyodan kendisini şikayet ettiği söylenen Fernando Alonso, rakibinin her zaman şikayet ettiğini belirtti. Hungaroring'deki yarışın son 15 turunda 4. sıra için mücadele eden ikili bazı anlarda oldukça yakınlaşmıştı. Hamilton, liderlerden turu başına 3 saniye kadar, Alonso'dan ise 1,5 saniye kadar daha hızlıydı ve yarışı kazanma ihtimali bulunuyordu. Ancak Alonso, yapmış olduğu etkili savunma ile birlikte Hamilton'a fazlasıyla zaman kaybettirdi. İspanyol pilot, bu savunmasıyla beraber takım arkadaşı Ocon'un galibiyete ulaşmasına da büyük oranda yardım etmiş oldu. Ancak Hamilton, Alonso'nun bu savunmasından mutlu değildi ve radyodan rakibinin yaptığı savunmanın bu hızda giderken tehlikeli olduğunu söylemişti. Alonso bu konuda şöyle konuştu. O her zaman şikayet ediyor. Ben FIA'dan bir şey duymadım. Yani sanıyorum ki sorun yok. Savunmamın Esteban'ı kazanmasına yeterli olup olmayacağını bilmiyordum. Pozisyonu korumaya çalıştık ama sonunda bunu yapmak mümkün değildi. Lewis son birkaç turda inanılmaz hızlıydı. Savunmamız yeterli olmadı. Dürüst olmak gerekirse bence Lewis son iki virajda küçük bir hata yapıyordu. O çok hızlıydı. Bu kadar hız avantajı varken geçiş yapmak 8 turunuzu almaz. Zaten birkaç kez çizgisini değiştirdikten sonra Carlos'u bir tur içinde geçti. Geçiş yapmak zor değildi. Bunu fark etmesi 4-5 tur aldı. Tabii bu benim düşüncem. Mercedes takım patronu Toto Wolff, Valtteri Bottas'ın Macaristan Grand Prix'sinde sebep olduklarından dolayı sorumluluğu kabul ettiklerini ve Red Bull için üzgün olduklarını söyledi. Yarışı ikinci sıradan başlayan Bottas, kötü kalkış yapmasının ardından startta birkaç sıra kaybederek geriledi ve ilk viraja gelirken öndekilerden daha geç fren yapınca yeteri kadar yavaşlayamayarak Lando Norris ve Sergio Perez'in yarış dışı kalmasına, Max Verstappen'in ise ağır hasar almasına sebep oldu. Wolff bu konuda şu ifadeleri kullandı. Onların isteğini tamamen anlayabiliyorum. Yapabileceğim tek şey sorumluluğu üstlenmek. Valtteri frenlemede küçük bir hata yaptı ve Lando ile iki Red Bull'u beraberinde götürdü. İşler bu şekilde olmamalı. Ancak yağmurda bazen oldukça zorlu olabiliyor. Valtteri'nin arada sandviç olduğunu, onlara yaklaşırken frenlemede biraz geç kaldığını düşünüyorum. Dediğim gibi, sonunda büyük bir kazaya, onların çok fazla puan kaybetmesine ve muhtemelen iki aracın podyuma çıkamamasına neden olan küçük bir hataydı. Bu yüzden üzgünüz. Max Verstappen, şampiyonluk mücadelesinde Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ı yenebileceğinden kesinlikle emin olduğunu söyledi. Verstappen, Britanya Grand Prix'sine kadar rahat şekilde şampiyona lideriyken, Mercedes sürücüleriyle yaşadığı temaslar sebebiyle son iki yarışta sadece 2 puan alabildi ve liderliği Lewis Hamilton'a kaptırdı. Hungaroring'deki yarışın ardından konuşan Hollandalı pilot şu ifadeleri kullandı. Bize çok fazla puanla mal olan birçok çılgınca an yaşadık. Tabii ki Mercedes çok hızlı ama asla pes etmeyeceğiz. Kendimize odaklanmalı ve zorlamaya devam etmeliyiz. Bu yarışın başındaki gibi anlar sadece hüsrana uğratıyor. Ancak yaz tatilinden sonra en iyi şekilde döneceğim. Elbette umarım aracım rekabetçi olur. Bir aracı herkesten daha hızlı sürebilirim. Lewis'ten daha hızlı olduğuma kesinlikle eminim. Bunu düşünmek benim işime yarıyor. Böyle düşünmeseydim zaten evde kalmam daha iyi olurdu. Bu yılın başında araçlar yarış hızı açısından kesinlikle eşitti. Şimdi Mercedes yine biraz daha önde ve en azından bu seviyeye geldiğimizden emin olmamız gerekiyor. O zaman farkı ben yaratabilirim. McLaren pilotu Lando Norris, Macaristan'daki ilk turda yaşanan kazadan ötürü Valtteri Bottas'ı eleştirdi ve Finn pilotun özrünün hiçbir şeyi telafi etmeyeceğini dile getirdi. Norris, bu yıl şimdiye kadarki tüm yarışlarda puan almayı başarmıştı ancak Macaristan Grand Prix'sinde bu istatistik sona erdi. İlk viraja gelirken 3. sıraya kadar çıkan Norris, Bottas'ın kendisine teması sonrası Max Verstappen'e çarptı. Bu olayın ardından İngiliz pilot aracındaki hasar nedeniyle yarışa devam edemedi. Norris şöyle konuştu. Yarış benim için çok kısa sürdü. İlk viraja geldim ve o ana kadar her şey yolunda gidiyordu. 3. sıradaydım ve sonra bir darbe hissettim. Ardından araç içerisinde bir yolcu gibi kaldım ve hiçbir şeyi etkileyemedim. Takımdaki çocuklar aracı tamir etmek ve beni yarışa döndürmek için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ancak hasar çok ciddiydi. Bu büyük hayal kırıklığı yaratıyor ancak bu bizim suçumuz değil. Diğerlerinin neden daha ilk turda böyle bir risk almaya çalıştığını bilmiyorum. Aptalca bir hata nedeniyle her şey sona erdi ve buna karşı hiçbir şey yapamadım. Söyleyecek pek bir şey yok. Bu benim hatam değil. Bottas bana geldi ve olay için özür diledi. Bunu yapması güzel ama sonucu ya da başka bir şey değiştirmiyor. Daha henüz ilk turdaydık. Kimsenin aptalca bir şeye ihtiyacı yoktu ama yapılan şey bu oldu. Bu da her şeyi mahvetti.